İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ayrılmasına ilişkin yürütülen Brexit müzakereleri pazartesi günü devam edecek. Pazarlıkta gelinen noktayı İngiliz Başbakan Theresa May açıkladı. Avrupa Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, May'in konuşmasını yapıcı buldu ancak bundan sonra daha net bir tutum izlenmesi gerektiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aynı görüşte. Macron, üç önemli kördümün çözülememesi halinde müzakerelerden sonuç alınamayacağını ifade etti. Macron, Finlandiya Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında May'in açıklamalarını değerlendirdi. Bizim oturmuş bir sistemimiz var ve buradan ilerlemeden önce Avrupa Birliği vatandaşlarının statüsünü, İrlanda meselesini ve finansal sorunları açıklığa kavuşturmalıyız. Eğer bu üç husus netlik kazanmazsa diğer konularda mesafe alamayız. May'in açıklamasıyla ilgili bir değerlendirmede Brexit yanlılarının lideri Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farage'dan geldi. May'in vizyonuna göre biz Avrupa Birliği'nden sadece kağıt üzerinde ayrılacağız. Diğer tüm anlaşmaların bir parçası olarak kalacağız. Yani yapılan statükonun etiketini değiştirmek olacak. Biz daha rekabetçi, daha küresel ve Avrupa kanunlarından özgür olmak için oy kullandık. Fakat Başbakan da bizi bu yönde bir devlet yapmak için ne istek ne de vizyon var. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in tepkisi ise daha alımlıydı. Corbyn, Theresa May, İşçi Partisi'nin geçiş dönemiyle ilgili önerilerini dikkate almış görünüyor yorumunu yaptı. Corbyn ayrıca Başbakan'ın Brexit'le ilgili yeni bir şey söylemediğini ifade etti.